Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. 11. sınıf biyoloji sinir sistemi ünitesine giriş yapıyoruz. Bugün sinir sisteminin işlevinden, nöronlardan ve gliya hücrelerinden bahsedeceğiz. Başlayalım. Önce sinir sisteminin işlevinden bahsedelim. Şimdi sinir sistemi bildiğiniz üzere nöron. Nöron ne hocam? Sinir hücreleri. Ve glia adı verilen yardımcı hücrelerden oluşacak. Nöronlar bilgi alabilecek ve aktarabilecek yapıda özelleşmiş bir organizasyona sahiptir. Glia hücreleri ise nöronların beslenmesini sağlar. Yani nöronları besler, değil mi? Destekler ve nöronların işlevini düzenler hocam. Sinir sistemi birbiriyle örtüşen 3 işlevi yerine getirir. 1. Reseptör aracılığı ile çevredeki meydana gelen değişimler algılanır. Değişiklikler algılanır, yorumlanır. Bu algılanan değişiklikler yorumlanır ve en son sona alınır. Buna bir tepki üretilir. Bunu zaten detaylı anlatacağız birazdan. Bir tepki üretilecek değerli arkadaşlarım. Peki reseptör ne demek? Çok kısaca şurada bir tanımını yapalım reseptörün. Reseptör. Plazma zarının özel bir kısmında yer alan, özel bir protein ve ürettiği sinyali nörona aktaran, nöronla ilişkili ayrı bir hücre olabilir hocam reseptör, tamam. Ona dikkat edelim, tamam. Pekala, şimdi olayın mekanizması şu hocam, mantığı şu, şöyle gideceğiz. Şimdi diyelim ki yılan gören bir insan var, bakın. Yılan gören bir insan. Bizim buradaki duyusal girdimiz nedir hocam? Gözdür, değil mi? Sinir sistemi vücudun içine ve dışına meydana gelen değişikleri izlemek için milyonlarca duyu reseptörleri kullanır. Bunlardan birisi mesela gözdür. Biz buna duyusal girdi diyoruz. Şimdi beyin dedi ki bu bir yılan ve bana saldırabilir düşüncesi bir bütünleştirme yani entegrasyondur. Burada ne var? Yorumlar ve ne yapılması gerektiğine karar verir. En sonki aşamada da kaçması gerektiğini anlar ve motor çıktı dediğimiz efektör organlarla bunlar kaslar veya salgı bezleridir. Bunlar aracılığıyla motor çıktı adı verilen bir tepkiye neden olacaklardır. Tamam. Buraya da özür dilerim. Anlamış olduk. Şimdi hocam tüm vücut sistemleri sinir sistemi sayesinde hızlı, verimli ve koordineli bir şekilde çalışacak. Sinir sistemi merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki kısımda inceleniyor. Şimdi nöronlara bakalım hocam. Nöronlar çeşitli uyaranlara karşı beyin ve omurilikte karmaşık işlem ağlarını oluşur. 1. Beyin ve omurilik. Bak bunu unutmayalım. Tamam. Özür dilerim. Şimdi üç tip nöron çeşidimiz var hocam. Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron olmak üzere 3 çeşit nöronumuz mevcuttur. Hocam nöronların çok büyük işlevlerinden bahsettik. Nöron bir hücre gövdesi. Nöron hücre gövdesi var hocam. Birazdan zaten şekil olarak göreceğiz ama onu görmeden önce şöyle devam edelim. Nöron hücre gövdesi artı soma da diyebiliriz hücre gövdesine. Dendritler ve bir aksondan oluşur. Hücre gövdesine baktığımız zaman değerli arkadaşlarım şuradan devam edelim. Hücre gövdesinde neler vardır hocam yapısında? Sitoplazmasında lizozom, mitokondri, enerjisini nerede üretecek? Mitokondriden üretecek. Harikasın. Nöron enerjisi mitokondriden üretecek. Golgi aygıtı gibi tipik hücresel organelleriyle ve bir de hücre çekirdeği içerecektir değerli arkadaşlarım. Özür dilerim. Boğazlarım herhalde biraz şey olmuş ama biz yine bu video çekimlerine devam ediyoruz. Hücre gövdesine ayrıca serbest ribozomlar ve nesil cisimcikleri olarak adlandırılan granüllü endoplazm retikulum kümeleri de bulunur hocam.
Şimdi şekil olarak daha detaylı bir şekilde görelim buraları. Biz hücre gövdesinden bahsettik biraz önce. Önce dedik ki hocam nöronun yapısı hücre gövdesinden, dendritlerden, aksonlardan oluşur. Bu bizim için nedir hocam? Nöronun yapısı. Nöronun. Bu şekle baktığımız zaman ise hücre gövdesinin yapısında çekirdek var. Ve çekirdeğin içerisinde de burası sitoplazması. Sitoplazmanın içerisinde çekirdek, mitokondri, dendritler, ribozomlar, Lisl tanecikleri ve lizozomun bulunduğunu bileceğiz hocam. Tamam, şuradaki şeyleri bir silelim. Evet. Hücre gövdesi değerli arkadaşlarım. Diğer nöronlardan gelen uyarıların alındığı ve üzerinde dendrit adı verilen çok sayıda dallanmış hücreler vardır. Dendritler bir nöronun alıcı ya da girdi kısımlarıdır. Ya alıcıdır ya da girdi kısmıdır hocam. Diğer hücrelerden salgılanan nörotransmitter maddelerin yani kimyasal habercileri bağlanması için çok sayıda reseptör bölgesi içerecektir hocam. Bir de burada aynen şuradan devam edelim. Şivan hücresi var hocam. Şivan hücresi. Şivan hücresi hocam miyelin kılıfı oluşturacak ama neredeki? Çevresel sinir sistemindeki. Çevresel sinir sistemindeki miyelin kılıfı Şivan hücreleri oluşturacak hocam. Tamam. Beyin ve omurilikte ise yani merkezi sinir sisteminde ise oligodendritler oluşturacak. Oligo dendrositler. Bunlar ne hocam? Bir, tabii ki de sizlerin de söylediği gibi glia hücreleridir. Bunlar da miyelin kılıfı oluşturacak ama nerede? Merkezi sinir sisteminde hocam. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ram-Wiehr boğumundan bahsedelim. Ram-Wiehr boğumu. Şimdi miyelin kılıfının sinir hücrelerinde aksonunda elektrisel yalıtım sağladığını biliyoruz. Aksonun üzerindeki şekil olarak görmüşüz zaten aksonu. Miyelinli bölümlerin yer yer kesintiye uğradığı kısma yani kısma biz ne diyoruz? Ram-Wiehr boğumu diyoruz. Kısımdır. Anladık mı burayı? Çok güzel. Ram-Wiehr boğumu diyeceğiz hocam. Yani akson üzerindeki miyelinli bölümlerin kesinti uğradığı kısmı biz Ram-Wiehr boğumu diye adlandıracağız. Şimdi akson uçlarında çok sayıda dallanmaların görüldüğünü biliyoruz. Bu dallanmalar sayesinde sinyal birçok hücreye aynı anda aktarılabilecek. Akson uçlarında sinaps adı verilen bir bağlantı var hocam. Bu bağlantı sayesinde başka bir nöron kasya bez hücresine aktarılabilecek. Tamam mı bağlantı? Pekala. Şimdi şeklimiz var hocam. Nöronlardaki sinyal iletimine geniş olarak bakacağız hocam. Sinyaller gelecek. Bakın şuradan. Ve Ram-Wiehr boğumu ve miyelin kılıfları da görüyorsunuz. Şurada tabii şunlar Şivan hücreleri. Bu şekilde bir iletim gerçekleşmiş olacak. Şekil olarak görmemiz bizler için yeterlidir, tamam mı? Olayın mantığını anlamanız için. İşte bakın burada yer yer kesinti uğradıkları şu yerler şöyle gösterelim. Bakın şuralar onlar Ram-Wiehr boğumlarıdır. Glia hücrelerinden de bahsedelim ve bitirelim. Şivan hücreleri çevresel sinir sistemindeki miyelin kılıfı oluşturduğunu, oligodendritlerin merkezi sinir sistemine yani beyin ve omurilikte miyelin kılıftan sorumlu olduğunu biliyoruz. Ependim hücreleri mikrovilluslar ve sillere sahip tek bir katmanda düzenlenmiş kübük hücrelerinden oluşur. Beyin ve omurilik içindeki sıvı dolu boşlukları yani beyin omurilik sıvısını çevreler ve beyin omurilik sıvısının üretimini ve akışını düzenleyecektir. Değerli arkadaşlarım, astrositler dediğimiz zaman glia hücrelerinin en büyük ve çok sayıda olanıdır. Merkezi sinir sisteminin etrafını saran ince zarla kan kılcal damarları ve nöronlarla temas kurar. Sinir doku hücresi hücre dışı sıvı bileşimini düzenler. Kan beyin bariyeri oluşturarak toksinlerin ve diğer zararlı maddelere beyin ulaşmasını engeller. Burada sizin aklınıza kan beyin bariyeri aklınıza kalırsa yeterli olacaktır. Mikrogliyalarda özellikle makrofaja benzeyen bir hücredir. Merkezi sinir sistemine yer alır.
Sinir sisteminin normal gelişimi sırasında oluşan hücresel kalıntıları giderir. Mikropları ve hasarlı sinir dokusunu fagosite eder hocam. Tamam. Anladık mı olayı? Evet, bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bir diğer videomuzda impuls oluşumu ve iletimiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.